tasavvufi eserlerde de kabz hali ve bas hali diye bir halden bahsedilir. İki halden bahsedilir. Kabz kelimesi daralmak demek, daraltmak demek, sıkmak demek. Bast kelimesi de açmak demek, yaymak demek, genişletmek demek. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ buyurur. Allah kabz eder, yani bazen sıkar, daraltır. Bazen de böyle açar e, ve yalnız ona böyle döneceksiniz. Fakir şöyle tercüme etmek isterim bazen, tefsiri tercüme. Eh böyle böyle Allah'a gideceksiniz. Yani bazen daralacaksınız, bazen genişleyecek bu. Elmalı Muhammed Hamdi yazır, müfessirimiz der ki, kabız ve bast halleri her ikisi de dengeli olursa problem yok. Ama der, eğer kabz hali uzun sürerse çatlatır, helak eder. Bas halinde uzun sürerse o da şımartır, yoldan çıkartır der. Onun için Allah bazen kabz, bazen bast hali verir. i̇bn Ataullah da bununla ilgili çok güzel hikmetlerden bahseder. Allah seni der, bast halinde akıp gidersin ya da kendini kaybedersin diye zaman zaman kabz eder der. Biraz hani yularını şeker tabiri caizse, yularını şeker. Bazen de der, çok daralma diye önünü açar der. Vallahu yatbidu ve yapsut. Kabız ve bas Cenab-ı Hakk'ın kullarının daha çok iç alemlerinde yaşadıkları halleri ifade eder. Hakikaten öyleyizdir. Bazen nasıl gece var, gündüz var, alem böyle bir şey. Gece karanlık, gündüz aydınlık değil mi? Kimi zaman böyle bir Yüce Rabbimiz rızkı bollaştırır dilediği kullarına, kimi zaman kısa şöyle ölçülü verir. Ölçülü verir. Ve insanın psikolojisi de e, Kur'an'da çok böyle bu konularla ilgili gündeme getirilir. Allah der bir kuluna imtihan kastıyla bazen verir, nimetlerini verir de verir. Kul der ki ya Rabbim beni çok değerli kıldı, bana çok ikramda bulundu. Ben Allah'ın has bir kuluyum herhalde filan diye herhalde böyle bekler. Bazen de der imtihan kastıyla yine onu Allah der rızkını biraz daraltır. Bu sefer de ya Allah benim önemsemedi der. İnsan, insan fıtratı böyle. Hakikaten bazen öyle bir bast haliniz olur ki adeta dünya cennet haline dönüşür. Ayağınız yerden kesilir. uçarsınız adeta. Bazen de bir daralma gelir. kabrin sıkması gibi sıkar. Her şeyi sıkar sizi. Bu Yüce Rabbimizin farklı farklı tecellileri. Yüce Rabbimiz yine buyurur ki eğer der Allah Mesela kullarına rızkı tamamen açsaydı ve la basatallahu rizqa li fil ard. Yer yüzünde hepsi der tuyan ederdi, yoldan çıkardı. Onun için belli bir ölçüye göre e, verir der. Bu tabi kabız ve bastalleri e, muhterem kardeşlerim bütün tasavvuf ehlinin de Sürekli gündemlerinde olmuş bunun için bast hali de olsa kabz hali de olsa derler ki bunlar aynı bazen havanın kapanması bulutla kaplanması sonra güneş açması gibi e, haller olduğu için bu da geçer yahu derler değil mi? bu da geçer yahu yani her şey için geçerli bu bast hali olur son derece neşelisinizdir ona güvenmeyin. Bir saat sonra ne olacağı belli olmaz. Bazen öyle daralırsınız ki bütün kapılar kapandı yüzüme dersiniz. Çıkacak adeta dumanlı bir evde kalmış gibi hissedersiniz. Hep böyle devam edecek zannedersiniz. Bir bakarsınız birden her taraf açılı verir. Onun için bu Cenab-ı Hakk'ın sünneti böyle. Bakıyorsunuz, bakınız bütün alemde bu var. Bahar var değil mi? Her taraf yemyeşil oluyor. Çiçekler size gülüyor, güller, sümbüller her taraf. Bir bakıyorsunuz işte yaz ve sonbahar geliyor, sararıyor, yapraklar dökülüyor. Kış geliyor, hiçbir şey yok. Böyle bir insan hayatı da kabız ve bas dediğimiz o açılmalar ve daralmalarla böyle akıp gidiyor. Kalbin çalışması da öyle değil mi? Yani aramızda doktorlar var değil mi? Bazen şöyle yumuluyor, açılıyor, yumuluyor, açılıyor. İşte tam böyle hayat böyle bir şey. Yumuluyor, açılıyor. Yumuluyor, açılıyor. O bakımdan hallerin kulu olmamak lazım derler. Hallerin kulu olmamak lazım. O halleri bize ikram edeni hep görmek lazım derler. Onu görürse insan perde arkasındaki o yüce Rabbimizin tasarruflarıyla her şeyin olduğunu görür ve bilirse ne kabz halinde çok böyle ümitsizlik girdabına girer. Ne bas halinde e, tamamen ümit içinde kanatlanıp uçar, ayakları yerden kesilir. İkisi ikisi de olmaz. Her an farklı tecelliler olabileceğini düşünerek ya da öyle görerek hayatı, hayatta dengeyi kaybetmez. Bunu Yunus'umuzun o hep çok bildiğimiz, çok okunan o şiir aslında bu kabuz ve bas halini çok güzel ifade eder. Hak bir gönül verdi bana. Demek. Ha demeden hayran olur. Bir dem gelir, şadan olur. Bir dem gelir, giryan olur. Bir dem gelir diyor, sevinçli olur. Değil mi? Yüzünden gülücükler eksik olmaz. Ama bir dem gelir, nisan yağmurları gibi gözünden yaş çekmeye başlar. Bir dem sanasın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi. Bir dem beşaretten doğar, hoş ile bostan olur. Bazen kışa döner, bazen bir müjdeler alır içine, bu sefer de bahçeye, işte ilkbahara döner. Bir dem gelir söyleyemez, bir sözü şerh eyleyemez. Bir dem dilinden dur döker, dertlilere derman olur. Hakikaten bazen tıkanırsınız. Cümle çıkmaz ağzınızdan, kelime çıkmaz. Ama bazen de diyor öyle açar ki Mevla, o zaman da diyor dilinizden inciler döktürür Allah. Bunu yapan da o, tutan da o, veren de o. Bir dem gelir İsa gibi ölmüşleri diri kılar. Bir dem girer kibrevine Firavun ile hava alır. Her insan içinde bu kapasite var. Bir dem döner Cebrail'e rahmet saçar her vahfile. Bir dem gelir gümrah olur miskin Yunus, hayran olur. Hakikaten bu alem böyle hayran olunacak bir alem. O bakımdan hakikaten ne kadar güzel. Yani Rabbimiz hani hoştur bana senden gelen değil mi? Ya Gonca Gül, yahut diken, ya atı yahut kefen, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Tabi şiir olarak çok güzel okunuyor da ben bu şiirleri okurken korkarım. Yüreğimde ürperir. Allah imtihan ediverir diye korkarım. Onun için öyle söylemişler derim tamam Böyle söylüyorlar deriz. Demek ki öyle söyleyenler hakikaten halleri böyle görebilirler mi? Allah-u belli kıvamdan sonra herhalde görürler. Ama herkes haddini bilecek. Biz sadece böyle söylüyorlar diyebiliyoruz bu cümlelere. O cümleler kolay değil. Değil mi? Böyle narın da hoş, nurun da hoş demek tamam çok güzel kafiyeli gidiyor da o iş öyle kolay değil. Her baba yiğidin kaldıracağı haller değil. O bakımdan o kurbiyet ister, Cenab-ı Hak'la çok hususi yakınlık ister, her şeyin ondan geldiğine dair yakini bir şuur ister, idrak ister, ister ister. Bunlar olmadan bu haller olmaz. Kolay değil. Fakat işin hakikati de böyle bir şeydir. İşin hakikati de Cenab-ı Hak demek ki bazen açıyor hepimizi, bazen kısıyor. O her ikisinde de hayır var mutlaka. Her ikisinde de eğer görebilirsek tabi. Her iki halin de edebi kendine göredir. Musa Efendi rahmetullahi aleyh bir ara bir ağabeyimize hacca giderken ya da umriye tavsiyede bulunmuş. Haç demiş hem mali ibadettir hem bedeni ibadettir hem de tefekkürü bir ibadettir demiş. O tefekkür yoğun olur orada. Orada demiş Bas tali gelir insana bazen. Bas tali demek insan açılır, neşelenir. Ama demiş bas halinde edebi muhafaza etmek zordur. Bas halinde edebi muhafaza etmek zordur. Tatlı bir kabz hali daha iyidir dermiş. Ama tabii o da çok aşırı olunca bu sefer de boğulursunuz. Yani onun için bazıları Allah'tan ne kabz hali ne bas hali isterler. Ya ne verdiyse onun edebini kuşanmayı isterler. Ne verdiyse onun edebini kuşanmayı isterler. Herhalde işin doğrusu da o. Yani Hak hakikaten bilemeyiz. Ee, ama bazen şöyle diyesi geliyor tabii insanın. Ya Rabb'i biz zayıf kullarınız. Hani bizi hem bas talinde ile hem de edeple ile diyesi geliyor insanın. Böyle bir e, yüce Rabbimize insanın nazedisi geliyor. Gerçi bazı büyükler derler ki Naz ehli mi olmalı, niyaz ehli mi olmalı? Bazı kullar naz ehlidirler biliyorsunuz. Cenab-ı Hak'la seninle birini konuşurlar. Ama derler ki naz ehli olmak tamam bazı kullar olabilir. Olana kızmayız. Hoşumuza da gider belki. Ama niyaz ehli olmaya bakmak lazım derler. Naz ehli değil, niyaz ehli olmaya bakmak. Çünkü naz ehlinde zaman zaman dediğim gibi edebi tutturmak zor olabilir. Ama o ona yakışır da sen nazlanmaya kalkarsan sana yakışmayabilir. Her kulun hakla arasında çok hususi bağları vardır, hususi irtibatları olur. O bakımdan o da çok özel hallerdir, öyle söyleyeyim. Diyorlar ki, bast hali ve kabz hali kalbe gelen varidatla alakalı bir şeydir. Allah'tan doğrudan kalbe gelen hallere, bu Sırlara dair de olabilir, marifete dair de, marifetullah'a dair de olabilir, irfani alana dair de olabilir. O eğer cemali olursa bas hali olur derler. Bir de celali gelir derler. Celal tecellisi olarak gelir. Orada da kavzali zuhur eder derler. Aynı zatlar mesela bakarsın bazen çok içine giresin gelir. Bazen de kaçacak delik ararsın. Gözden o belli olur. Hakikaten ariflerde de o haller olur. İçeri giremezsin yani, yanına giremezsin, bakamazsın yani, yüzüne bakamazsın. O anda müthiş bir celal tecellisine muhtemelen vasar olmuştur. O tecelli bazen yaklaşamazsın yani, öyle söyleyeyim. Farklı bir hal e, zuhur eder. Cenab-ı Hak o kabz halinin de, bast halinin de efendim, kıvamı neyse, öyle diyelim, kıvamı neyse o kıvamdan isteriz, değil mi? O kıvamdan isteriz. Bizi istikamette tutacak, dengemizi koruyacak. Bizi ne böyle bir ümit kapıları kapanmış, kendi içine kilitlenmiş birisi eylesin. Böyle bir şey e, arzulanmaz. Bazen böyle olur. He, hayata küsersiniz. Her şeye küsersiniz. Hakikaten açamazsınız da, açılamazsınız da. Hiçbir söz kâr etmez. E, böyle bir bir, garip haldir o. Kilitlenme hali gibi adeta. otur haller bazen uzun sürdü mü gerçekten dayanamazsınız. Mesela Musa Efendi rahmetullahi aleyh anlatıyor. Bir ara diyor fakir de diyor kabzali oldu. Yani daralma diyelim. iç daralma gibi hissediyorsunuz. Uzun da sürdü diyor. Üstadım Hazretlerine diyor, Sami Efendi Hazretlerine diyor. Açayım dedim diyor. Efendim Fakirde hali biraz galiba uzun sürdü. Dua buyursanız dedim diyor. O da buyurdu ki evladım bizler de Rabbin aciz bir kuluyuz. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetine yönel demiş. Ve şu salavata demiş devam et. Bir salavat verdi diyor. Elhamdülillah diyor çok kısa sürede mündefi oldu diyor. Mündefi oldu demek. O, o hal benden izahlı oldu. Kalktı demek. Demek ki Musa Efendi rahmetullahi aleyh güzel bir insan, kamil bir insan ama bazen insan aciz oluyor. Anlamsız, anlam da veremiyor. Sebebi ne diyorsun mesela? Sebebini de izah edemiyor insan. Valla bilmiyorum diyor yani. Canım sıkılıyor, moralim bozuluyor gibi. başlıyorsanız işe. İşte bu haller zaman zaman olur. İşte uzun sürmesi hali, her ikisi uzun sürmesi. Bas talenin de sürekli uzun sürmesi kabz halinde uzun sürmesi bazen dengeyi e, bozuyor bas halde dengeyi bozuyor o zaman da kul nerede e, nasıl davranacağını bilemiyor şımarıyor o bakımdan bu hallerin e, dengesi üzerinde duruyor e, büyükler.